şehitlerimizin çok kıymetli emanetleri, çok saygıdeğer gazilerimiz ve aileleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, bu vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve Hak Cenab'ın gazilik payesiyle yaşamayı nasip ettiği kahramanlarımızın kıymetli aileleriyle 15 Temmuz arefesinde bir arada bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. 15 Temmuz, yakın tarihimizin gördüğü en alçak teşebbüs olmanın yanı sıra neticeleri itibariyle olan da hayır vardır sırrının milletçe idrak edildiği Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. 15 Temmuz, kardeşlik ruhunun, demokrasi bilincinin, bir olma kabiliyetinin milletimizin ruhunda daima var olduğunun ispatı, geçirdiğimiz meşakkatli süreçleri yalnız birlikte aşabileceğimizin kanıtıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından ardından kurulan Genç Türkiye Cumhuriyeti, gücünü bir miktar toplayıp, devlet hafsalasında mevcut cihan hakimiyeti mefkuresiyle ne zaman diğer devletler arasında sivrilmeye başlasa, kendini her türlü badirelerin ortasında bulmuştur. 1960 ve 80 tarihi askeri darbeler, 1971, 1979, 1997 ve 2007 yıllarındaki muhtıralar, 1961, 1962, 1963, 1969, 1971 ve nihayet 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiren başarısız darbe girişimleri, milletin iradesini hiçe sayarak yönetim erkini demokrasi dışı yollarla ele geçirmek maksadıyla tertip edilen ve nihai amacı istiklalimize pranga vurmak olan alçakça teşebbüslerdir. Cumhuriyetin ilanından sonra doğrudan cephede yer aldığımız savaşlar Kore Savaşı ve Kıbrıs Barışı Harekatı olsa da ülkemizin aydınlık geleceğini baltalamak isteyen şer odakları yurdumuzun her nevi bölücü terör örgütlerinin hedefi haline getirmeye çalışarak vatan topraklarında daima bir huzursuzluk ortamı yaratmayı şiar edinmişlerdir. Ve tüm bu dahili ve harici bedahlar karşısında Türk evladı düşman ne güçlüymüş ne gam. Bizlerde kahraman bitmez cümlesini kuracak derecede vatan ve mukaddesat aşkıyla dopdoludur. Kahraman ecdadın afhadı elbette yiğitlikte atalarının gölgesinde kalacak değildir. Bugün dahi ağır imtihanlardan geçiyoruz. Karanlık emelleri ve türlü Ali Cengiz oyunlarıyla bu milleti bölüp parçalayıp yok etme amacı güdenlerin gah örtük gah aleni taarruzu altındayız. Anayasal devlet sistemimizi zafiyete uğratmak için var güçleriyle çalışan şer odakları şeytanın aklına gelmeyecek usulleri tatbik etse de devletimiz ve milletimiz bu hususta tabiri caizse şerbetlidir. Babalar vatan sağ olsun diyebilecek civan mertlikte dağ gibi durdukça, diri dualı analar otağa sahip çıktıkça, evlatlar devletin namusunu ve mukaddesatını candan aziz tutmaya devam ettikçe yedi düvel bir araya gelse bize zerre zarar veremez. Aldığımız her hür nefes bu sırra mazhar Anadolu yiğitlerinin, devleti var etmek uğruna yok olmayı şeref sayan Oğuz soyluların sayesindedir. Varlığını, Türk varlığını armağan edenler karşısında duyduğumuz minneti anlatmakta kelimeler kifayetsizdir. Siz şehit yakınları, bize yiğitlerimizin emanetlerisiniz. Gaziler ise başımızın tacıdır. Bizlere düşen içtimai hayatın her alanında yaşamınızı kolaylaştıracak adımları atarak elimizden geldiğince devletimizin sizlere karşı olan minnettarlığını göstermektir. Devletimiz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı ve gazilerimize gerekli ihtimamı göstermeyi her türlü vazifeden üstün tutmaktadır ve tutmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle sözlerimi nihayete erdirirken sizlere kapımızın daima açık olduğunu bir kez daha yineliyor. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah şefaatlerinden mahrum etmesin. Gazilerimizi, başta gazilerin önderi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum.
uzun ömürler niyaz ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim. İyi akşamlar. Kitaplarından